Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir origami videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki bayram da yaklaştı. Bu yüzden bugün şeker yapımını göstereceğim size. Gerçek şeker değil tabii ki. Kağıttan origami şeker yapımını göstereceğim. Zaten başlıkta da fotoğrafını gördünüz. O zaman hiç uzatmayalım, hemen başlayalım. Eğer biraz daha küçük yapmak istiyorsanız şu şekilde A5 şeklinde de kesip yapabilirsiniz. Öncelikle şu şekilde şuradan kağıdımızın ucundan 1 santimlik şu şekilde işaretliyoruz. Birleştiriyoruz. Uçtan uca. Şu şekilde. Umarım görünüyordur. Sonra da orayı şöyle katlıyoruz. Şöyle cetvelimizi alıyoruz ve 2 santim yazan yeri o oluşan çizginin üzerine koyuyoruz şu şekilde. Ve sonra 4 yazan yere ve 0 yazan yere çizgi koyuyoruz. Ve bunu yaparken şöyle ortadan yapmamaya çalışın. Şu en dipten, en uçtan yapabildiğiniz kadar uçtan yapın bu işaretleme işlemini. Aynı şekilde buraya da yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi çok önemli bir şey göstereceğim. Burayı unutmayın. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şuradan şuraya 2,5 santimi işaretliyoruz. Ve 2,5 santimden şöyle yaklaşık yarım santimlik şöyle bir çizgi çekiyoruz. Bakın 1 santim değil de yarım santim yaklaşık. Şöyle bir çizgi çiziyoruz bakın. 2 santim işaretlediğimiz yere. Ve o çizginin başladığı yerden itibaren şöyle bir üçgen çiziyoruz. Şu çizdiğimiz yerleri birbirlerine birleştirerek. Ama unutmayın, sakın unutmayın. Şuradan çizmeyeceksiniz. Çizginin şu ucundan başlıyorsunuz çizmeye. Sonra arkadaşlar o çizdiğimiz yerden kesiyoruz. Bu şekilde. Ama bir dakika vereceğim. Ama dediğim gibi şuradaki çizgiyi unutmayın. Şuradaki çizgiyi kesinlikle kesmeyeceksiniz. Yoksa olmaz. Sonra bakın şurada bir üçgen oluştu. Bu üçgeni yine o çizginin ucuna koyuyoruz. Şu çizdiğimiz noktaları da ucuna böyle koyuyoruz. Ve oradan da böyle bir üçgen çiziyoruz. Bunun aynısını hepsine yapıyoruz. Evet, bu şekilde kestim her tarafını. Bu üçgenleri kullanmayacağız. Şimdi atabiliriz artık bu üçgenleri. Şimdi bu şekilde yaptık. Kenarlarını da şekerlerin paketlerinde böyle tırtık tırtık yerler olur biliyorsunuz. Orayı kesmek için şöyle tırtık yapacağım. Şimdi burayı da yapıyorum. Şimdi arkadaşlar iki tarafı da kestim şöyle tırtık tırtıklı. Şimdi her tarafını açıyoruz. Evet, hatırlarsanız şöyle bir santimlik bir yer katlamıştık. Orası bu şekilde oldu. Şimdi oralara yapıştırıcı süreceğiz. Şu şekilde. Bakın oraya şöyle yapıştırıcımı sürüyorum. Aynı şekilde öbür taraflarına da. Şöyle açıyorum bu arada. Onları şöyle diğer uçla şu şekilde birleştiriyorum. Aynı şekilde burayı da yapıyorum. Şekilde. Ve sonra şu şekilde 3 boyutlu bir şekil alıyor arkadaşlar. Ve şimdi bir ip alıyoruz, ip parçası ve onu şu küçük şu kalan kısımların tam hizasına getiriyoruz. Ve yavaşça bir düğüm atıyoruz ama çok hızlıca çekmeyin. Çünkü bu kağıt olduğu için hemen yırtılabilir. Çok yavaş yavaş şöyle çekiyorum. 2 kez düğüm atıyorum. Sonra şöyle bir kalem ya da bir ucu uzun olan bir şey yardımıyla şuradan kalemimi sokuyorum. Ve şuraların şöyle açık durmasını sağlıyorum şöyle. Aynı şekilde şuraları da şöyle yapıyorum. Evet.
Aynı şekilde burayı da yapacağız. Ama önce içine bir şey koyacağız. Yani eğer birine hediye etmek istediğiniz bir şey varsa içine koyabilir, sonra kapatabilirsiniz. Evet, içine ben şöyle bir oyuncak ayıcık koyacağım. Ayıcık mı yoksa aslan mı tam olarak bilmiyorum ama böyle bir şey koyacağım. Bayram hediyesi olarak. Mesela şekerin içinden böyle çekecek. Hatta şeker bile koyabilirsiniz içine. Çok güzel olur. Evet, şu şekilde koydum. Ve sonra öbür ucunu da bağlıyoruz aynı. Yine yavaşça yapın, yırtılmamasına dikkat edin. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük videom bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.